Defne Joy Foster. Gerçekten canım bir başka. Ya. Ne hatırlıyorsun Defne ile ilgili? Askerlik arkadaşı gibi bir şeydi benim için. Ben her zaman öyle söylerim. Yani onu çok yakından tanıyanlar hep bunu söylerler. Muhteşem bir insandı. Deli dolu. Yani ekranda ne görüyorsanız o ama çok da iyi bir insandı. Çok vicdanlı, çok naif bir insandı. Çok iyi bir partnerdi. Hala mesela ikili işler, sunumlar falan sorulduğunda ilk mesela kimle yapmak falan olurum mesela. Aa, ciddi misin? Defne derim. Yani o kadar iyi anlaşırdık. Çok acı. 5 Şubat'tı biliyorsunuz, yakındı. Evet, evet. Evet, haberi nasıl almıştınız? Sette miydiniz? Devam ediyor muydu? Yok yok, sihirli annem değil. Ben o dönem, şimdi kapandığı için söyleyebilirim. Türk Max'te program yapıyordum. Evet, sabah programı yapıyordum. Her şey tadında iyi yapıyordum. Evet, Habertürk'ten bir arkadaşım aradı beni. Defne vefat etti dedi. Şaka mı yapıyorsun dedim. Yayına 5 dakika falan var. Şaka yapıyorsun değil mi dedim. Hayır dedi, bu sabahın köründe niye şaka yapayım dedi. Alt band geçiyoruz dedi. Yani ciddi bir haber ve onaylandı. Böyle aldım haberi. Çok acı. Evet. Uzun seneler beraber zaman geçirdiğin insanı. Asker arkadaşım gibiydi diyor. Asker yani. Arkadaşım o kadar gibiydi. Yakındık diyor. O kadar. Yani o kadar şeydi ki. Ailece de görüşürdük. Şöyle hiç, biz de o dönem ikinci sayfayı yapıyorduk ve annesi, Defne'nin annesi Hatice anne diyoruz biz ona. Hatice anne şu anda ekran başındadır. Ay, evet, Hatice benim. Anne torununa yemek yedirirken o zaman bir yaşında kızının öldüğünü altyazıda haber geçtiğinde öğreniyor. O da mı öyle o kadar, öğrenmiş bilmiyordum. Evet, evet o da televizyondan öğrenmişti. Nurlar içinde. O acısı yapsın. Hala ilk günkü gibi sıcak. Ona dair hiç unutamadığın, böyle aklına zaman zaman geldiğinde tebessüm ettiğin bir anı var mı? Defne şöyleydi. Defne herkesin aslında gördüğü şey şuydu. Normal tepkisini tam kontrast olarak yansıtan biriydi. Mesela birini çok sevdiği zaman önce onunla şey yapardı böyle mesela. Oynardı. Bravo, oynar. Ben ilk sete geldiğimde ben 39. bölümde dahil oldum Sihirli Annem'e. Benden önce Dost Elver vardı. Onunla hatta bir evlilik falan yaşamışlar dizi icabı. Sonra ben geçtim oraya. Hiç unutmuyorum. Orada bir kafeterya vardı çekim alanında. Geliyor, gidiyor, uğraşıyor. Sen mi olacaksın falan diyor. Şey Yavuz sen mi olacaksın falan. Sarıyor biraz galiba. Ya diyorum yani bu kızın beni tanıyor olması lazım. Ya o Kral TV'deyken ben de Number One TV'deydim falan. Hani VJ'lik dönemlerimiz oldu. Hani bir şekilde birbirimizle. Niye uğraşıyor bu benimle falan derdim. Sonra çok seviştik. Öyle başladı yani. Evet. Onu hatırlıyorum mesela.